Efendim şu anda Develi'nin en güzel yerlerinden biri olan Elbis Parkı'ndayız. Yaz aylarında burada iğne atsanız yere düşmüyor desek yalan olmaz. Değerli izleyenler, hemen arkamızda tarihi Roma havuzu ve tam 450 yıllık çınar ağaçları bulunuyor. İşte bu muhteşem ortamda Zehracığım'la birlikte sizlere Develi'nin yöresel lezzeti pırtın pırt yemeğini yapacağız. Evet, pırtın pırtın. Ana malzemesi üzüm yaprağı. Evet, Zehra yapmaya başlamış bile. Zehracığım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel Develi'mize, şirin ilçemize, evet. Seyrani Baba'nın memleketine hoş geldiniz Belma Hanım. Hoş bulduk Zehracığım. Develi gerçekten çok güzel bir ilçe. Evet, biraz önce söylediğim gibi pırtın pırt üzüm yaprağıyla yapılıyor. Evet, etle yapılıyor. Evet. Kemikli et, parça et. Yani mutlaka kemikli et olması lazım içinde. Şimdi düdüklüde Zehra etimizi daha önceden haşlamış. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda yemeğimizi yapma işlemine geçtik. Evet. Yağımızı koyup, soğanını kavurup, evet, salçasını falan kavurup diğer malzemelerimizi koyacağız. Haydi bakalım, kolay gelsin. Yağımız tereyağı efendim. Evet, etimizi daha önceden haşladı Zehra. Tereyağımızı ilave ediyor şimdi. Evet Zehracığım, dana etini çok kullanıyorsunuz. Mantının kıymasında da dana eti kullanılıyor. Aynen öyle, mantının kıymasında, sarmalarımızda, dolmalarımızda, kışlık, yazlık yemeklerimizde bizim mutlaka dana eti olacak. Evet, tereyağımızla etimiz buluştu. Şu anda kavuruyor Zehra Hanım. Evet, bu muhteşem tarihi atmosferde Elbis Parkı'nda pırtın pırt yapıyoruz. Evet, aynen öyle. Hoş geldiniz tekrardan. Evet, ne kadar ilginç bir isim değil mi? Pırtın pırt. Evet, bunu sarı bağdan toplayınca asma yapraklarını sarmışlar. Öyle denem pişirmişler, yemişler. Sonra da elleriyle böyle parça parça yapıp kurutmuşlar. İlla ki bir şekilde kullanılır diye böyle parçalayıp da parça parça kopartırken adı pırtın pırt kalmış bunun. Aa, evet, pırtın pırt adı buradan geliyor efendim. Evet. Üzüm bağlarından asma yapraklarımız, üzüm yapraklarımız toplanıyor. Ondan sonra haşlıyor musunuz peki? Aynen, böyle kırpmadan önce? Kurutuyoruz, ondan sonra haşlıyoruz. Kurutuyorsunuz. Ne yapıyoruz? Zaman parçalıyorsunuz? Topladıktan bağdan, sonra mı? Bağdan toplar toplamaz. Evet. Eve gidince toprağını falan temizleriz. Tamam. Engil deriz biz ona. Engilden ayıtlarız. Bunu pırtın pırtı dalıyla kopartırız. Tamam. Engilden ayıtlarız, doğrarız. Kuruturuz. Gölge, evin içinde gölgede, güneşte falan kurumaz. Sarı kurur. Evin içinde yeşil kuruturuz. Evet. Torbalara koyar. Kilerlerimize mutlaka bir iki torba illaki tavanımıza asarız. Kışlık kilerimize orada bekler. Kışın kullanırız. Çok da severiz yani. Evet. Diğer malzemelerimizi sayalım. Üzüm yaprağı dedik. Tereyağı ve dana eti. Evet. Dedik, burada salçalarımız var. Salçalarımız, biber salçamız, kendimiz yapıyoruz. Biz domates salçamızını da kendimiz yaparız, biber salçasını da kendimiz yaparız. Zehracığım, şu malzemeleri baştan bir sayalım. Etimizi kavurduk, soğanımızı attık içine, tereyağımızı koyduk, evet, soğanımız, salçamız hepsi kavruldu. Şimdi diğer malzemelerimizi katacağız. Evet, yaklaşık şu anda düdüklüde ne kadar et var? Ne kadar et var? Düdüklümüze göre 1 kilo et var. Kemikli et ve parça et. Kaç tane soğan doğradın? 4 baş soğan doğradım. 4 baş. Soğanı bol olacak efendim. Evet. Pırtın pırtın. Evet, soğanı bol olacak. 4 baş soğan doğradık. Biber salçası, domates salçası. Evet. İyice kavruldu onlar. Şimdi diğer malzemelerimize evet, geçelim. Evet, burada neler var? Burada nohutumuz var. Evet. Bir kase, çorba kase. Evet, nohutumuz var. Nohutumuzu katıyoruz. Daha önceden haşladın sanırım. Evet. Islattık akşamdan. Evet, akşamdan ıslatmış Zehra. Fasulyemiz var, o da ıslatılmış. Fasulyemiz var. Evet, böyle bir avuç kadar. Öyle değil mi Zehra? Evet, düdüklümüze. O nedir? Ailemize göre bu buğdayımız. Onu haşlamamışsın sanırım. Yok, bunu sadece yiyip bu nohut pişene kadar bu zaten pişer. Evet, çabuk pişiyor buğdayımız. Ondan sonra şimdi gelelim ana madde üzüm yaprağımıza. Evet. Ana maddemiz üzüm yaprağımızı da ekliyoruz düdüklümüze. Evet, ekledik. Şimdi güzelce tuzumuzu, biberimizi de atacağız. Evet, baharatları sayar mısın Zehra? Tuzumuzu fazla atmıyoruz. Hem sağlık açısından hem de salçamız ev salçası olduğu için, evet, kendisi tuzlu oluyor. En iyisi. Toz biberimiz, kendi toz biberimiz. Evet, her şeyi kendileri yapıyorlar efendim. Bakar mısınız, misler gibi. Pul evet, biberimiz de kendi pul biberimiz. Evet. Sıcak suyunu da koyup ağzını kapatacağız düdüklümüzün. Evet, Zehra Hanım karıştırıyor. Bütün malzemelerimiz artık tamam. Görüntü çok güzel, muhteşem. Evet, görüntü çok güzel. Kendi de tadı da lezzeti de çok güzel.